anlamadığım bir şey var. Yani oyunları daha sonra eleştiririz de. Şimdi Aşk-ı Memnu değil mi? Evet. Yasak aşk yani. Evet. Peki niye buraya bunu koydunuz? Ne koysaydı? Ne koyacağını ben sana sonra göstereyim. Ya ne koyacağını tabii ki belli. Niçin Behlül'le Bihter'in baş başa bir sahnesini koymadın da iki tane kadının sahnesini koydun? Haklısınız. Haklıyım. Haklısınız, evet. Bundan yani sonraki haftalar doğru, en etkili sahneler onun hayır, esasında. Hayır, şimdi yani Aşk-ı Memnu'yu koyup da tamam bu da güzel bir sahne ama yani ben doğrusu çok yadırgadım. Her hafta da Aşk-ı Memnu yapmayacaksınız herhalde. Tabii ki. Nurgül bayağı sinirlendi. Gerçekten. Çok. Evet. Çok gerildim. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bizim dekorumuz bu değil. Yani burada da durmuyor. Hayır, sorun değil. Sizle alakası yok. Şimdi o yüzden yani biz oturduk. Başka bir senaryo yazdık. Gerçekten. Hocam, değil evet. mi? Sayın Jüri Başkanım. Evet. Hazırlıklı geldiniz yani. Hayır, şöyle. Kuliste biz metni okuduk. Nurgül'le dedik ki ya bunlar deli mi? Niye bu sahneyi koyuyorlar? Sahne olmaz dediniz ve yeni bir sahne mi var? Bu olmasın, belirli bir sahne olsun. Bu Kıvanç gelsin. Nerede o Kıvanç? Kıvanç. Evet, peki Kıvanç'ı gönderin lütfen Behlül'e aşağıda. Behlül'e. Sürpriz olacak şimdi. Ben açıklamamı yaparsam ya Osman Bey, yani bu dekorun hani böyle olmaması, burada durmaması hani bizi çok konsantrasyonumuzu da yok ya, biz onu onları sonra şey yapar. Şimdi bizim her hafta Osman Tan'da aramızda böyle Kıvanç bir mesele çıkıyor. Niye bu metni evet. değil bunu koymadınız diye. Yani Aşk-ı Memnu deyince bana ne anneyle bilmem ne sahnesinden. Daha ya heyecanlı sahneler var. Öpüşme öyle değil mi sevgili izleyiciler? Hazır mı Kıvanç? Kıvanç geldi mi arkadaşlar? Kıvanç şimdi, çok geçiriyordur şimdi eminim. Kıvanç şoku geçirsin. Gel. Kıvanç iki gel. Haftadır hazırlanıyor. Gel başına gelecekler var gel. Gel yavrum Behlül çocuğum gel. Behlül'e bak. Çıkar oğlum o kravatını. Kravatını çıkar. Ceketini de çıkar. İki düğmeni aç. Ceketi de çıkar. Ha. Mikrofon orada mı kaldı? Yok çıkacak peki. O. Peki. Şunu içinden geçirelim. Sen şimdi iki haftadır çok iyi hazırlanıyorsun. En yüksek puanları alıyorsun. Bu iş öyle değil. Sinan Çetin gibi bir yönetmen sete gelir. Ne der? Değiştirdim sahneyi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Şu mikrofonunu bir düzeltelim. Hocam okuyayım mı yazdığımız şimdi şeyi? Şimdi önce bir sahneyi okusun Nurgül. Burcu diyor ki, kaç gündür neredeydin? Sen çekil annesi. Kıvanç diyor ki, cevap veremeyeceğim. Ama. Burcu diyor ki, zaten veremezsin. Kıvanç diyor ki gene başlama kavga. Burcu diyor ki kavga ha. Sen kaltaklarınla Beyoğlu'nda fink atarken ben burada mutsuzluktan deliriyorum. Kıvanç der ki seni delirten şeyin ne olduğunu biliyorum. Burcu tokat atar küstah. Kıvanç vuran eli yakalar öper. Burcu'yu kendine çeker ve öpüşürler. Sahnesini. Evet. Bakalım ne yapacaksınız? Bize de sürpriz oldu. Size daha çok sürprizler olacak. Gerçekten. Bak Kıvanç, çocuğum kızı güzel öpmezsen beni öpeceksin ona göre. Burcu şok geçiriyor. Ben senin yerinde olsam hiç güzel öpmem. Azıcık sufle alsak olur mu? Şimdi evet, verelim elinize kağıtları. Buyurun. Arkadan biri mi sufle verse ki? Buyurun efendim. Ay kalkamıyorum ben çok hastayım. Burcu sağa geç sen solda kal. Deminki yerinde olsun. Evet. Aynı şeyler mi yazıyor evet, Burcu? Evet bir tane. O zaman onu verelim Kıvanç'a bir tanesini. Evet. Ya ortalama şeyler de söyleyebilirsiniz. Tamam. Ama Beyoğlu'nda... Kıvanç sen Kıvanç Kıvanç bak olur mu? Kıvanç Kıvanç bak. Tatlı tuğ gibi. Evet tatlı tuğ gibi. Biraz tamam. Göbeğini falan çek içine. Hah. Evet. Bravo. Neredeydin kaç gündür? Cevap veremeyeceğim. Zaten veremezsin. Gene başlama kavgaya. Kavga mı? Sen kaltaklarınla... Beyoğlu'nda fink atarken... Sen kaltaklarınla Beyoğlu'nda fink atarken... Ben buradan acıdan ölüyorum.
Seni delirten şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Stop! Bana... Bir kez de Bennur denesin mi? Bir de Bennur denesin. Vallahi kim denerse denesin. Sen niye dayının oğluna sarılmış gibi sarılıyorsun? Çünkü tepki öyle değildi. Bir dakika Müjde Hayır, Hanım. Hayır, öyle olmayacak. Elini kaldırmayacaktı hani böyle öpecek. Sen elini kaldırmayacaksın. Ona. Onun kalkan elini alıp önce avucunu öpeceksin. İhtirasla. Sonra yavaş yavaş kayarken yakınlaşıp. Sonra sarılacağız. Değil mi? Yani marka öpüşebilirsiniz. Biz burada sizin öpüşmenizi merak etmiyoruz ama seyirci dudak dudağa geldiğinizi düşünsün. Düşünsün. Avucundan öperek aşağı doğru kayıyorsun Kıvanç yavrum. Tamam. Peki. At tokadı. Şimdi tokattan mı? Tokattan, evet. Kağıtları bırakın. Atın kağıtları. At tokadı, tokattan sonra aşka geçin. Seni delirten şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. son bir kez daha, bir dakika. Puanlar gidiyor ona göre, düşüyor. 40'a düştünüz. Seni delirten şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Fusta! Müzik. Müzik. Yani ilk sefer öpüştüğünüz için bu kadarını kabul ediyoruz. Bir dahaki seferlerde Kıvanç gelir öperim ona göre. Sinan Çetin ne diyor acaba bu işe? Ben Müjdar'ı tebrik ediyorum. Gerçekten önümüzdeki yıllarda kendisine bir film yönetmenliği teklif edeceğim. Nasıl bir film? Tamamen içerisi cinsel içerikli bir bence de bir aşk filmi. Giderek tutkular, şehvetler. Evet. Tamamen seksi boyutlar. Müjde'nin yöneteceği muhteşem bir film var kafamda. Umarım ben oynamam. Kıvanç'la biz gönüllüyüz. Evet. Kıvanç'la biz gönüllüyüz. Kıvanç çok başarılıydı. Bak genç oyuncular nasıl tercih ediyorlar beni yönetmen olarak. Çok iyiydi. Yani sana sürpriz oldu. Hiçbir fikrim yoktu. Ben bir sonraki oyun için mikrofonumu taktırırken Kıvanç gelsin dediler. Kıvanç koş çıkıyorsun dediler. Kim istiyor dediler. Müjde Hanım dedim geliyorum. Bravo. Peki. Ben Bennur Hanım'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Ben çok beğendim. Yani iki kadın arasındaki hikayeyi gayet güzel oynamışlardı. Bennur'un saç şekli de değişmiş, rengi de değişmiş galiba, değil mi? Evet. Ve geçen haftaki performansından çok daha yüksekti bu haftaki performansı. O yüzden eğer puan verme sırası bendeyse kendisine 90 veriyorum. 90 puan geldi Bennur için. Harika. Zaten kendisini olağanüstü beğeniyoruz güzel kızımızı. Hem güzel yüzü olan hem de hem trajediyi hem komediyi rahatlıkla oynayan birisi olduğu için ona da 90 veriyorum. 90 da Burcu için geldi. Gönderelim mi Kıvanç'a? Hazırlansın o. Evet Kıvanç'ım, teşekkürler. 90 geldi Sinan Çetin'den. Nurgül Hanım? Ben de çok beğendim. Ben Burcu'nun nodüllü sesini çok beğeniyorum. Burcu'nun rolü daha etkiliydi. Bennur o yüzden şanssızdı bence ama kostümüyle, saçı ve küpesiyle göz dolduruyordu. Gayet de başarılıydı. Ben de çok beğendim. Ben de 90-90'dan. 90-90'dan Nurgül Yeşilkaya'dan harika puanlar. Müjde Hanım. Tabii Bennur'un bir şeyi Nebahat Çehre o rolü o kadar dolduruyor ki yaşı çok genç kalmış. Onun için oradan
biraz kaybetmiş. Fazla uzatmayayım. 80 ve 90. 80 ve 90 geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer sizler de oy vermek istiyorsanız Burcu için Burcu yazıyorsunuz. Bennur için de Bennur yazıp 10-20'ye gönderiyorsunuz. Haldun abi nasıl buldunuz sahneyi? Ben böyle sahneleri oynanmasını çok zor buluyorum. Çünkü herkesin çok iyi bildiği bir şeyi, çok da severek izlediği bir şeyi. Çok zorluk çekiyorlar bu sahneleri oynarken. Ama dedikleri gibi bayağı başarılılar. Ben bir